Hayat Sağlıklı Güzel'de sıra geldi. Sevgili program partnerim Doktor Mevlüt Dağlıoğlan Estetik Zamanı köşemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam cildimizi gençleştirmede ve korumadaki kullandığımız yöntemleri detaylandırdık sizinle. İşte botoksu konuştuk, dolguyu konuştuk, mezoterapiyi konuştuk. Bugün de PRP işlemini konuşalım istiyorum. Öncelikle PRP nedir? Sizden dinleyelim. Nasıl uygulanır, kimlere uygulanır, ne gibi faydalar sağlar? Evet. Geçen günlerde konuştuğumuzda hep şunu söylüyoruz. İstersek bir teknolojik cihaz olsun veya bir enjeksiyon olsun. Hepsinin altında bizim cilde bir uyarma, hasarlandırma ve küçük küçük oluşacak hasara karşı da vücudun kendi iyileştirme mekanizmalarını devreye sokup o hasarı tamir ederken yeni yapacağı hücrelerle bir iyilik hali oluşturmaktır. Bütün mantık mevzu budur. PRP de aslında burada asıl vücudumuzun bu iyileştirme mekanizmasını kullanılan bir tedavi sistemidir. Herhangi bir lazer sistem, bir altın iğne, direkt vuracağımız bir enjeksiyon iğne batırması. Orada bir mikroda olsa bir travma oluşturuyor. Bu travmayı iyileştirmek için vücudumuzda platelet dediğimiz bizim beyaz kan hücreleri o bölgeye gelir, yoğunlaşır ve orada trombositler diye bahsettiğimiz trombositlerde ortaya çıkan büyüme faktörleri, epitelyal büyüme faktörleri, damarsal büyüme faktörleri gibi 4 ya da 5 tane yakın büyüme faktörü o bölgeye hücum ederek hasarı tamir etmek için gereken ne varsa herkes kendisine bir şeyler koyarak orada yeni hücre oluşturup oluşan yarayı kapatır ve yenilir. PRP tedavisi de bu vücudumuzun yaptığı mekanizmayı taklit eden bir sistemdir. Bundan kaynaklı ne yapılır? Kişiden belli miktarda bir kan alınır. Bu kan alındıktan sonra özel trombositleri kümeleştiren, bir araya getiren, o tüm kan hacminden ayrıştırmayı sağlayan bir kitler içerisinde belli bir hızlarda santrifüj edildikten sonra yaklaşık bir 10 cc'lik bir kanda 2 cc kadar kümelenmiş trombosit çıkar. Bunun öncelikle alınmasıyla başlar işlem. Buradaki önemli olan şey ve uyarılması gereken şey, bir kan alındı ve tüpün içerisine konuldu, santrifüjden çevrildiğinde her çıkan üstteki plazma dediğimiz sarı serum şeklinde gördüğümüz PRP değildir. Burada özel kitlerle trombositi yoğunlaştıran bir kısım vardır. Onun alınması önemlidir. Ve burada da 1 mililitredeki trombosit sayısının 1 milyon adetin üzerinde olması önemlidir. Dokuya tekrar bunu verdiğimizde orada vücut gibi bu alanı taklit edebilmesi için. Ha diyeceksiniz ki zaten vücut bunu yapıyorsa biz niye bunu tekrar yapıyoruz? Tabii ki burada genel kandaki belirli miktardaki trombosit ki sizin kanınızdaki mililitredeki trombosit miktarınız 200 bin, 400 bin arasında değişebilir. Buradaki amaç yoğun yapacağınız bir travma ki bunu iğnelerle, enjeksiyonlarla, mikropen dediğimiz dikiş makineleri gibi çalışan iğnelerin yüzünüze bol bol değmesiyle yoğun bir hasarlama yapılır. Orada o sırada kanımızdaki beyaz kan hücreleri bu bölgelere hücum eder ama sayı olarak daha az miktardadır. Yoğunlaştırılmış o PRP dediğimiz platelet rich plazma, o plazma alındığında, mililitresinde 1 milyon üzerinde olduğunda o bölgeye bu verildiğinde o bölgede siz daha yoğun bir hareketlilik, bir yenilenme, bir büyüme faktörleri dediğimiz faktörünün her bir trombositten gelecek büyüme faktörünün daha fazlasıyla olmasını sağlayarak hızlı ve etkili bir şekilde hasar verdiğiniz noktalarda yeni tamiri başlatırsınız. PRP işlemi dediğimiz aslında kısaca ve en basit anlatımıyla budur. Bu bizde ne sağlayacaktır? Tabii ki tek başına enjeksiyon şeklinde yapılması, iğnenin yaptığı travma, altın iğnelerle bunu kombine edebilme, mikropen dediğimiz çok sayıda iğnelerin ciltte hasarlandırması şeklindeki uygulamalarla cilde verildiği takdirde normalde oluşandan 5-10 kat daha fazla bir aktivasyon başlatıp yeni hücre oluşumunu sağlayarak gözenek sıkılaştırma, sivilce kaynaklı skar dokularının çukurluklarını iyileştirmesi, ciltte oluşmuş olan elastikiyet kaybının, kolajen ve elastin hücre kaybından kaynaklı kaybının düzeltilmesi, elastikiyetin artırılması, cildin üst ölü tabakası oluşan ölü tabakanın ortadan kaldırılıp
daha yenilenmiş bir hücrenin orada olması ve parlak, canlı bir cilt ortaya çıkmasını sağlayan yöntemlerden biridir diyebilirim. Peki PRP işlemi kaç seans yapılıyor ve hangi sıklıkla tekrar edilmesi gerekir? Ciltte var olan ihtiyaca göre. Yani hafiften bir elastikiyet kaybı vardır. Cildinde bir hareketlenme, bir yenilenme istenebilir. Tek bir seans da bunu kişiye uygulayabilirsiniz. Ya da bir gözenek genişliği, sivilce, skar dokusu izleri, elastikiyet kaybının daha fazla olması gibi durum varsa bunu başka tedavilerle de kombine edebilirsiniz. Ya da tek başına 15 gün aralarla 2 seans, 4 seans veya 5 seans da çok rahatla uygulayabilirsiniz. Tamamen burada karşınızda var olan problem ve o problemi çözmek için ne kadar gerektiğiyle alakalı bir şey olup bir paket ve üst ve alt standardı olmayan bir işlemdir demek daha doğru olacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.